Gamerlar ekran başında bir dönem çıkan oyunlara yön veren ve hala da vermekte olan Dota oyununun animasyon dizisi Netflix'te çıktı. Dikkat! Bu videoda Witcher videosunda olduğu gibi, şuradaki Witcher videosunda olduğu gibi abartmalar yapılacaktır. Uyarımı verdiğime göre incelemeye başlayabilirim. Ben bu uyarımın nedenine gelirsek, lise zamanımda tanıştığım ve yıllarca arkadaşlarımla oynadığım World of Warcraft'ın Dota adlı haritası animasyon oldu. Daha ne isteyeyim yani? Tabii bu dizinin dayandığı temel oyun Dota 2 oluyor. Yani Dota 2 Dota'dan sonra. Ama merak etmeyin, bu videoda herkesin anlayacağı dilden konuşacağım. Ya Dotacılara da bir küçük bir bilgi vereceğim bir an olacak. Hadi devam edelim. Deviant isimli savaşçımız Ejderha Şövalyesidir. Yani Dotacılar için Dragonlar. Bu birliğin amacı gidip ejderhaları avlamak. Bunun için yetiştirilen insanlar var. Buraya katılıyorlar. En ismi bilinen ünlülerinden biri de bu Deviant isimli bizim şövalye. Bizim Dragonknight Deviant yaveriyle beraber yer yer gezip ejderhaları avlayarak insanları koruyorlar. Bir gün bir av sırasında çok güçlü bir ejderha ile karşılaşıyor David ve onu uykuya bırakıyor. Zaten uyuyan ejderhayı bırakıyor yani. Çünkü eğer onunla savaşırsa öldüremeyeceğini düşünüyor ve hiçbir insanın buna gücünün yetmeyeceğini düşünerek bırakıyor. Ama tabi her zaman bilmiş biri vardır. Üst rütbe olan bir komutan bu ejderhayı uykuya bırakılmaması gerektiğini düşünüyor ve onu öldürmek için gidiyor ve işleri karıştırıyor tahmin edebileceğiniz gibi. Konusu özet olarak böyle. Dota bilenler için ilk bölümden Deviant, tabi ana karakterimiz olduğu için Dragon Knight'ı ve diğer karakterler olarak Mirana, Terrorblade ve galiba emin değilim ama Invoker'ı görüyoruz. Tabi bunları görünce ben direkt gaza geldim. Sizin de gaza geleceğinize eminim. Çizimler, diyaloglar, aksiyon ve macera kısmı bence müthiş olmuş. Güzel bir ana hikayemiz var. Güzel bir ana kötümüz var. Dizi böyle yağ gibi akıcı şekilde gidiyor. Ve dizinin bir bölümünü bitirdikten sonra diğer bölüme hemen başlamak isteğiniz geliyor. Ve çok sürükleyici diyebilirim. Bence bu dizi sadece oyun severlere yani Dota fanlarına hitap etmiyor. Herkese. Yani bütün oyun severlere öncelikle. Daha sonra aksiyon, macera severlere. Ne bileyim anime, animasyon seven herkese hitap ediyor. Aynı zamanda tabii söylememe gerek yok ama fantastik. Benim bu yıl için izlediğim en iyi dizi diyebilirim. Hatta bence bu yıl için de izleyeceğim de en iyi dizi oldu yani. 2022'ye kadar daha iyi bir dizi izleyebileceğimi düşünmüyorum. Bu kadar da abartıyorum yani diziyi. Dota'nın D'sini bile duyduysanız kesinlikle izlemeniz lazım öncelikle. Dizi 8 bölümden oluşuyor. Her bölüm 25 dakika. Tabii bunun introsu, osu, busu, outrosu var. Öyle derken dizi ortalama 20 dakika diyebilirim. Hemen zaten açıp tak 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 8 bölüm izleyebilirsiniz. Bu Netflix'te de sıkıntı bütün sezon geliyor böyle. Hepsini çat diye izliyorsunuz. 8 bölümden 20 dakika 160 dakika. Sonra diğer sezona sabredebilirseniz valla çok iyi. Ben genelde sabredemiyorum ve çıldırıyorum. Umarım World of Warcraft'ın filmi gibi bunu da harcamazlar. O filmden konu açılmışken bence o film de bayağı güzeldi. Bu diziyi izledikten sonra buna benzer bir film arıyorsanız izlemek için hadi bu da benden size bir öneri olsun. Direkt ismi sadece Warcraft izleyebilirsiniz. Başrolünde de Vikings'ten Ragnar olarak tanıdığınız Travis Fimmel var. Son olarak darısı League of Legends'ın başına diyebiliriz çünkü LoL'ün de umarım böyle animasyon dizileri, filmleri, animasyon olmayan film dizileri herhangi bir şey gelir ki biz de keyifle izleyebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.